Her kadın gibi bende de endişe ve heyecan vardı. Her şey 6 aya kadar çok güzel ve yolunda gidiyordu. Bir anda 8. ay içine girerken, vücudumun her yerinde tarifi olmayan bir kaşıntı başlamıştı. Doktora gitmeme rağmen hamilelikte olan şey deyip beni geçiştirdi. Sadece krem yazdı. Ancak kaşıntı bir türlü geçmek bilmiyordu. Ben de başka doktora gitmeye karar verdim. Annemlere geldim, sabah hastaneye gittim. Sıra bana gelmişti, doktora şikayetimi anlattım. İlk önce ultrason kontrol edip her şeyin yolunda olduğu söyledi, çok rahatlamıştım. Şikayetim için farklı kan vermemi söyledi. Kanımı verdim, öğleden sonra sonuç göstereceğim için kız kardeşimle buluştuk. Yemek yerken hiç rahat değildim, prensesim içimde çok hareketliydi, her zamankinden farklıydı. Kardeşim işine gitti, her zamanki gibi hastanenin yolunu tuttum, hastaneye gittiğimde sonucumu doktor söyledi. Gebelik kolestazı olduğunu, yani karaciğerimdeki kanın yükselmesi sonucu olan bir durummuş. Hemen yatışımı söyledi. Ben bir anda ağlamaya başladım. Nedense o gün annemle eşim ısrarla biz de gelelim demişlerdi, ben gerek yok demiştim. Bir taraftan ağlıyorum, telefon elimde, eşime ve anneme haber verdim yatış işlemin olmuştu. Kendimi bir anda yukarıda buldum. İlk önce kıyafetletimi çıkardım. Doğum önlüğünü giydim, NCT'ye bağlandım, orada sancı gözüktü, bende yoktu. Ebe muayene etti, 4 santim açılmam olduğunu söyledi. Doktor geldi, doğumun olacağını bildirdi ve suni sancı verilerek normal doğum yaptırıldı. Kızım beklediğimiz günden bir ay bir hafta önce 2250 gram dünyaya erken merhaba dedi. Kızımı ilk kucağıma aldım doğumhanede, fakat bebeğimde solunum sıkıntısı nedeniyle küveze aldılar, beni de odama çıkarttılar. Ertesi gün oldu, herkes yanımdaydı, bir tek o yoktu. Öğlen saatinde kızımı göreceğimi söylediler. Eşimle beraber yanına gittim, ilk gördüğümde şok oldum, bebeğime bir sürü cihazlar takmışlar. Doktora durumunu sordum, bize demesin mi öyle çocuklar, sorunlu çocuk diye dünyamız başımıza yıkıldı. Ben ağlamaya başladım, eşim beni odama bıraktıktan sonra, o da dışarıda annemlerin yanına ağlayarak gidince hepsi çok kötü olmuş. Babamın yeğeni bakanlıkta müdür, durumu ona anlatmış, Allah ondan razı olsun, bize doğru bilgi verdi. Erken doğduğu için sadece bebeğin solunum sıkıntısı olduğunu, korkulacak bir şeyin olmadığını doktor arkadaşının ilgileneceğini söyledi. Derin bir of çektim, bir tarafımda çok burukluk, ben taburcu oldum canımın, diğer yarısı hastanede bırakmak zorunda kaldım. Her gün ziyaretine gittik eşimle, kızımıza ilk dokunduğumda eliyle tek parmağını sımsıkı tuttu, kızımın kulağına yavaşça "Meleğim, babanla buradayız, hadi aç gözünü" dedim. O an kiplikleri kıpırdadı, gözlerini açtı, bize baktı, kızımı orada bırakmak zor geliyordu. Geceleri eşime sarılıp ağlıyordum, gözümü kapatıyorum açıyorum, onun hayali. Eşime diyordum ne zaman gelecek, ne zaman yanımızda olacak diye, o da bana Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak, biraz sabret diyordu. 12 gün boyunca hastaneye kızıma sütümü sağıp götürdüm. Bu arada Kurban Bayramı yaklaşmıştı, herkeste tatlı bir telaş, bende burukluk vardı. İlk bayramımızda kızımı görmeye gittik, normal odaya almışlar. Kızımı kucağıma aldım, kokladım, öptüm, mutlu oldum. O gün içim içime sığmıyordu. 2 gün sonra sabah telefon geldi, hastaneden taburcu olacak, ona göre hazırlıklı gelin dedi. Telefonu kapatıp hemen annem, babam, eşim hastanenin yolunu tuttuk. Kızımı almaya gidiyordum, bizden mutlusu yoktu. 2 bayram birden yaşadık. Kızımla aramdaki bağ çok farklı. Rabbime şükürler olsun, Miray'ımla 10 aylık olduk, 2 ay sonra 1 yaşına gireceğiz. Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin inşallah. Şükür seni bana verene.